Bugün Cumhuriyet Gazetesi "Hak, adalet için bizimle yürüyün" başlığını atmış Kılıçdaroğlu'nun miting haberine. Milletin Sesi Kuvayi Milliye Meydanı'ndaydı. CHP'nin yurttaşları kürsüye çıkarak sorunlarını dile getirmenin sağladığı Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsü Lozan'ın yıl dönümünde Balıkesir'de yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu "Hak, hukuk, adalet gelecek, bizimle yürüyün" dedi. Sıcak havaya karşın miting alanı saatler öncesinden doldu. Mitinge çok sayıda madenci sarı baretiyle katıldı. Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitinginde 5 yurttaşla birlikte çekildiği fotoğraf sahnenin arka planı oldu diyor. Bir de tabii ki Fatsa'daki mitingi göstermiş hemen altında. "Fındıkta sömürüye son" demiş Cumhuriyet Gazetesi. İlerleyen dakikalarda hem başka gazetelerden bu haberi okuyacağız hem de izleyeceğiz. İzleyeceğiz sevgili izleyenler. Ama öncesinde Balıkesir'e gidelim. O mitingde neler yaşandığına bakalım. Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey. Adaleti adım adım kıra kıra hey. Hiçbir güç bize geri adım attıramaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi avukat bürolarında kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Erdoğan her fırsatta altılı masaya "adayınızı açıklayın" baskısı yaparken, Kılıçdaroğlu Balıkesir'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde yüklendi Erdoğan'a. 5 sente muhtaç bir Türkiye Cumhuriyeti gerçeği var bugün. Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait 5 sent bile para yok. Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplanan seçmenine seslenirken sık sık kendisinden Bay Kemal olarak bahsetti Kılıçdaroğlu. Tarkan'ın Geçecek şarkısıyla başlayan mitingde Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye tıpkı daha önceki mitinglerde olduğu gibi farklı meslek gruplarından vatandaşlar çıktı. Üretici Esma Ay ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan genç doktor Arif Onur Poyraz konuştu. CHP lideri o sırada eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kalabalığın arasındaydı. Büyük binaların ve beton yığınlarının hasta bakmaya bakamadığını anladığımızda çok geç olmayacak mı? Bunun hesabını kim verecek? Bahçe zerzevatı satıyorum ben. Sabahleyin kalktım benim eşim. Dine alıyor motorda ne kadar mazot var diye. Bak acaba bizim mazot nereye kadar götürüyor? Bakın şöyle 4 parmaksa iyi bugün pazar yerine varacağız malımız zebil olmayacak diye. Çok heyecanlandım kusura bakmayın burası başka türlü mü? Çiftçilik ve hayvancılık yapan Ali Duman da kürsüden yıllık muhasebesini paylaştı. Bir yılda 477 bin lira cüra yapmışım. Bana maliyeti 545 bin lira olmuştu. Ben enflasyonun altında ezilmemiş mi oluyorum? Bu iktidarın kendisine yarattığı o kabusu, hayat pahalılığını, yoksulluğu, işsizliği artık toplumun canına tak etti. Lozan'ın yıl dönümünde Kuvayi Milliye Meydanı'nda milletin sesini dinlemek için geliyor. Evet, bir değişim çığlığı var. İşçisinden, çiftçisinden, madencisinden, balıkçısından, besicisinden, sanayicisinden, esnafından, taksicisinden, tır şoföründen, ev kadınından, çalışan kadınlardan, gençlerden, herkes bir değişim istiyor. Kılıçdaroğlu Balıkesir mitinginde 128 milyar tartışmasından Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına, dış politikanın kişiselleştirilmesinden çiftçi ve üreticinin sıkıntılarına kadar pek çok eleştiri başlığı açtı kürsüde. Vatandaşı sandıkta bize katılın çağrısında bulundu. İktidar cephesinde ise seçim ateşini harlayan muhalefete aday açıklama baskısı var. Erdoğan ve altılı masanın diğer liderleri arasında söz düellosuna dönüştü. Seçim filan istemedikleri, hallerinden memnun olduklarını söylüyorlar. Hodri meydan, getir sandığı, kararı milletimiz versin. Hiçbir şey yapmadan sadece konuşarak muhalefet yapmanın konforu dururken eğitimden sağlığına, altyapısından güvenliğine, savaşından salgınına, ekonomisinden tarımına bunca yükün altına soruyorum. Girerler mi acaba? Girmezler. Görünen dağın ırağı yok. Seçim sandığı göründü, seçim sandığı yakındır. Seçim sandığıyla birlikte yeni bir iktidar da yakındır.